Herkese merhabalar arkadaşlar. Size bu videoyu yağmurlu bir günde çekiyorum. Dışarıda yağmur yağıyor. Hava çok güzel. Çok şükür ki serinleyebildik. Yaz gerçekten herkes için herhalde zor geçti. Çok sıcak geçti. Bizim için de öyle. Sardunyalarım için de öyle. Çünkü sardunyalarım bir ara bayağı yaprak sararttı. Çok kötü hale gelenler oldu. Ama çok şükür kaybım yok sardunyalarımda. Gayet iyiler. Bu güzellikte açtı. Şöyle göstereyim size. Çok güzel ya. Bodur bir tür bu arkadaşlar. Kırmızı. Bodur bir tür. Çiçekleri kocaman ve çok güzel oluyor. Tabii ilkbahardaki gibi olmuyor. Arkadaşlar hiçbir sardunyam ilkbahardaki gibi açmıyor. Yani ilkbaharda o dolu dolu saksılar, coşkulu. Ama daha sonra bir çiçek, iki çiçek bakın şu şekilde oluyor. Şimdi bu videoyu açma sebebim başlığından da anlayacağınız üzere sardunyaları köklendirmenin tam zamanı, tam mevsimi arkadaşlar. Hani çelik alabilirsiniz, internetten çelik olarak satın alabilirsiniz ya da evdeki sardunyalarınızı çoğaltmak, yedeklemek isteyebilirsiniz. Bunun için tam mevsimi. Şöyle bir dal koparın sardunyalarınızdan ve dibine, kendi dibine ya da başka bir herhangi bir toprağa, saksıya dikin. Mutlaka tutacaktır. Bakın ben geçen, yani geçen dediğim bir hafta ya olmuştur ya olmamıştır. Hepsini yedekledim arkadaşlar. Bakın bunu 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane çelik koymuşum bundan ve hepsi tuttu. Burada yine bir Canan sardunyam var. Türü, rengi çok güzel. Kaç tane yedeğim var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yedeklemişim bayağı bir. Her yere birer tane dal. Küçük şöyle bakın. Küçük bir dalı kestim ve dibine koydum. Tuttu arkadaşlar. Hani burada, şurada da var. Bakın. Bunun dibi dolu. Hepsini yedekledim. Çok da güzel oldu. İlkbahara bunlar boyu da uzayacak. Hani ne kadar büyük bir saksı olacak siz hayal edin artık. Yani bu dönemde köklendirme yapabilirsiniz. Çelik kesebilirsiniz. Çok rahat tutuyor. Size tavsiye ederim. Bakın bunu da köklendirmişim. Bakın çekiyorum gelmiyor bile. Köklenmiş büyük ihtimalle. Ve yeşilliğinden de anlıyorsunuzdur. Gerçekten müthiş tuttu. Bundan da 4 tane falan köklendirmişim. Yani arkadaşlar size tavsiyem şudur ki sizde böyle bir niyetiniz varsa beklemeyin. Özellikle yağmurlu bir havada böyle çelikler keserek kendinize köklendirme yapabilirsiniz. Ben şimdi size bir tane göstereyim nasıl yapacağını da. Hemen hangisinden alsam? Şundan alabilirim. Evet arkadaşlar şimdi mesela nasıl çelik alacağız onu da göstereyim. Şöyle bir dal bakın şurada gördüğünüz gibi. Ben normalde bunu bırakmışım da size göstermek için keseceğim şimdi. Şimdi şu dalı şurasından ben keseceğim ve çelik alacağım. Şöyle bakın şuradan kesiyorum. Kestim. Kesmekten korkmayın arkadaşlar. Çiçekler budanmayı çok seviyorlar. Bakın şimdi şöyle altlardan böyle bayağı bir yaprak keseceğim. İş yaparken kamera tutmak çok zor. Nasıl yapıyorlar bu işi? Evet şu şekilde bakın. Elimde görüyorsunuz böyle. Şimdi bu kısmını toprağa sokacağım. Ben şöyle yapıyorum. Bakın buraya küçük bir minnak bir şey koymuşum. O bile tutmuş görüyor musunuz? Şimdi burası boş. Şöyle parmağımla küçük bir delik açtım. Elim de kirlendi. Şöyle direkt dibine diktim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bu şimdi burada tutacaktır. Sizin için bir tane yapmış oldum. Siz de böyle alın. Dibine ister başka saksıya koyun. Gayet kolay köklenecektir. Budamaktan korkmayın. Dediğim gibi bitkiler budanmaya bayılıyor. Çok seviyorlar. Sonbahar zaten bunun için tam mevsimdir. Her yerde bu böyledir. Sonbaharda budama yapılır. Hatta benim dedemler, babaannemler bile bu mevsimde başlarlar fındıkları falan budamaya. Biliyorsunuzdur zaten. Bakın budadığım yerlerden zaten geçen seferde görüyorsunuz. Hep yeni yeni filizler vermiş. Yani buralar kaybolacak bir de zaten. Yeni dallar verecek. Arkadaşlar bundan korkmayın. Aman bitkim kurur mu? İşte yok bitkim
küçülür mü diye korkmayın, o büyüyecektir. İlkbahara kadar kocaman olur, merak etmeyin. Bu şekilde size bilgi vermek istedim. Denedim, önce tuttu mu diye bir baktım. Ondan sonra videomu çektim arkadaşlar. Tutmasaydı bu videoyu çekmeyecektim. Ama tuttu. Size de bu yüzden tavsiye ediyorum. Gerçekten tam mevsimi. Hani beklemeyin. Siz de sardunyalarınızı ister yedeklemek için, ister belki hediye edeceksiniz birine, ona kökleyin. Hani tam mevsimi şu anda. Diyerek şöyle şu güzelliğimi göstererek size videomu kapatayım. Burada da şöyle bir türüm var. Parmağım da kirli, kusura bakmayın. Bu da fuşya pembesi. Böyle çok güzeller. Hepsi çiçekte değil, gördüğünüz gibi zaten. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur verdiğim bilgiler. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.